Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde yine bir şukka örneği okuyacağız. Bir önceki dersimizde olduğu gibi. Arkadaşlar, Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Şukka nedir arkadaşlar? Küçük yazı, pusula, bir tezkire. Yani bir yerden yazı gönderirken herhangi bir olay hakkında küçük malumat vermek, kısaca bahsetmek. Bu da bir şukka örneği arkadaşlar. Bu dersimiz. Tabi bir metni okurken direkt rastgele okumuyoruz. Sırasıyla okuyoruz. İlk metin ne ile başlandıysa, ne ile yazıldıysa arkadaşlar onunla başlıyoruz. Tabi metinler bir yere giderken birkaç el değiştirebiliyor. Alt makamdan üst makama giderken birkaç yere gidebiliyor. Haliyle bu sırayı da bilmemiz gerekiyor. Evvel arkadaşlar bütün metinlerde olduğu gibi metnin orta üst kısmında Besmele-i Şerif olur. Bismillahirrahmanirrahim olur. Ve kısaca arkadaşlar bu şekilde kodlanır. Günümüzde tabi hu ya da hüve şeklinde de kodlayarak okuyabiliyoruz. Bu neden arkadaşlar? Hu ya da hüve şeklinde çokça örneklerin olması. Şimdi metnimize geçelim. Metin arkadaşlar Kaptan Paşa dediğimiz Kaptan-ı Derya yani günümüzde Deniz Kuvvetleri komutanın manasına gelebilecek bir ifade kapudan başlar yani kaptan eder ya ya da kaptan paşa da denilebilir. Şimdi dönemin kaptan paşası olan bir önceki vesikada da arkadaşlar yine kaptan paşa koca Mehmet Hüseyin Paşa'nın arkadaşlar bir şukkasıydı. Yine bu emsal bir vesika okuyacağız. Evet, devletli inayetli Re'fetlü, atıfetlü, veliyün ni'am, kesirül kerem, efendim, sultanım, hazretleri. Evet arkadaşlar, sultanım ifadeleri genelde sadrazamlar, vezirler için kullanılır. Padişahlar için bu tür metinlerde padişahın ifadesi geçer. Ama nadiren de olsa sultanım ifadesi padişahlar için de kullanılmış olabilir arkadaşlar. Şimdi ne diyor burada? Devam edelim. Antalya'da mevcut olan yani bulunan mevcut olan ecnası mühimmat yani türlü türlü mühimmatlar bir taraftan evet, bir taraftan sefayine arkadaşlar gemiler demek. Daha önceki vesikalarda da söylemiştik. Normalde sefa indir. Yani hemzeli arkadaşlar. Ama elif, ye, vav harfi, illetli harfler birbirine dönebiliyor. Burada sefa yin yeli yazılıyor arkadaşlar. En çok geçen mesela sair yerine sair şeklinde sıkça geçer. Bu ve emsalde çok örnek var arkadaşlar. Sefa yine yani gemilere tahmilen burada temin belli belirsiz çok küçük arkadaşlar. Tahmilen yani yüklenilerek der saadet makarra evet der saadet makarra yani saadet yeri olan İstanbul'a diyor arkadaşlar gönderilmek evet gönderilmek mukavvi yani kuvvetli ve mukarrer kararlaştırılmış burada arkadaşlar. Yani Antalya'dan gemiler arkadaşlar bir çeşit bazı mühimmatlar, mallar, muhtemelen askeri malzemeler vesaire olabilir. Gemilere yükleniyor. Mukavvi ve mukarrer olduğundan tekeli oğlunun mermerli konaktan çıkarılıp burada kurunlu gibi yazmış ama muhtemelen arkadaşlar bu Giritli Mustafa Kaptan diye biri var arkadaşlar. Giritli Mustafa Kaptan diye tarihte Kapıdan diye biri var. Muhtemelen orada olsa gerek. Burada acaba Girit'i arkadaşlar önceki dönemde böyle kaflı mı yazmışlar bilemiyorum. Sanki burada öyle düşünüyorum en azından arkadaşlar. Daha makul bir yer adı gelmeli. Evet.
Giritli diye okuyalım. Burada sanki fırınlı gibi, kurunlu gibi yazmış ama pek makul gelmiyor. Muhtemelen benim düşündüğüm arkadaşlar Girit'in eski isimlerinden biri olsa gerek. O şekilde okuyorum ben de. Giritli Mustafa Kapı'dan rakip olduğu yani bindiği Marniko Sefinesi'ne, evet, Marniko Sefinesi bir gemi adı arkadaşlar. Marniko Sefinesi. Sefinenin çoğulu Sefain'di. Yukarıda zaten geçmişti. Evet. Marniko Sefinesi'ne vaz ve tahmil yani katılması ve yüklenmesi ve ders saadete tesbil yani gönderilmesi, yollanması tesbil olunan mühimmatın yani gönderilen yola çıkarılan mühimmatın bir kıta defteri. Evet, bir kıta defteri. Yani içinde neler olduğu böyle kalem kalem yazılan o bir parça defteri. İş bu takriri çakeraneme mevzuan takdimi hakipayı devletleri kılındı. Evet, yani bu yazıyla beraber arkadaşlar ne yapılmış? Gönderilmiş o içindeki defter. Kılındığı muhatı ilmi alileri, muhatı ilmi alileri buyrulduk da olmakta ferman men. Evet, men bu şekilde yazılmış arkadaşlar. Evet, men şurada arkadaşlar, men. Mim harfi, nun harfi de bu şekilde yazmış. Şöyle yazmış arkadaşlar. Daha yazayım. Şu şekilde yazmış. Evet, men, mim, nun. Bu şekilde. Men lehül emr. Men lehül emr. Hazretlerinindir. Evet. Tarih kısmına geçelim. Tarih kısmı arkadaşlar. Şu çizgimiz, eğri çizgimiz. Fi 13 B. B dediği arkadaşlar Recep ayının kısa kodu. Sene 29 yani 1229 tarihinde Hicri olarak arkadaşlar kaleme alınmış. Mühür çok silinik arkadaşlar ama Mehmet Husrev ibaresini görüyoruz. Yani Kaptanı Derya Mehmet Husrev Paşa'nın mührünü taşıyan bir arşiv vesikası. Şimdi bu tabi Kaptanı Derya bunu yazdı. Saraya gönderdi. Sarayda bu kısaca padişaha arz ediliyor. Sultan'a ya da sadrazama arz ediliyor sırayla arkadaşlar. Bir not düşülüyor. O not evvela bu. Şu soldaki arkadaşlar. Bakalım ne yazıyor. Kapudan Paşa. Kapudan Paşa yani günümüzde Kaptan Paşa. Kullarının varit olan şukkasıdır. Şukkasıdır. Zikrolunan mühimmatın defteri irsal olunduğunu mübeyyin yani gönderildiğini ifade eden, açıklayan mübeyyin olduğu bu da beyan yanlış arkadaşlar sanki. Beyan olma beyan daha münasip biraz daha büyüteyim. Evet, olunduğu beyan. Evet arkadaşlar burası en sondaki beyan. Olunduğu beyan olmağıyla emru ferman, evet emru ferman Hazreti men lehül emrindir. Evet. Daha önce bu kalıp cümlelerle ilgili çokça okumalar yaptık arkadaşlar. Üzerine durduk şimdi orayı geçtim. Şimdi ondan sonra muhtemelen arkadaşlar burası bu bölüm bir Hattı Hümayun olabilir arkadaşlar. Öyle olduğunu düşünüyorum. Yani padişah hattı olabilir. Dediğim gibi arkadaşlar sultanım ibaresi genelde sadrazamlar için, vezirler için kullanılmış ama
Burada muhtemelen dönemin padişahı olan Sultan II. Mahmud'a hitaben yazılmış olduğunu düşünüyorum. Ne diyor arkadaşlar? İş bu şukka ve defter Manzur-ı Hümayun'um olmuştur. Evet. Padişah efendi de ne yapmış? İş bu şukka ve defter, yani gemide yüklü olan kalemler neyse Manzur'um olmuştur diyor arkadaşlar. Belgemiz bu arkadaşlar. Arzu ederseniz arkadaşlar bir de hızlı bir şekilde bir daha okuyayım. Tekrar iyidir. Ondan sonra dersimizi bitirelim inşallah. Evet, Bismillahirrahmanirrahim ki zaten yukarıda besmelemizin kodu vardı. Evet. Devletlü, inayetlü, re'fetlü, atıfetlü, veliyyün ni'am, kesirül kelam, efendim sultanım hazretleri. Antalya'da mevcut olan ecnası mühimmat bir taraftan sefahine tahmilen dersaadet makarra gönderilmek mukavvi ve mukarrer olduğundan tekili oğlunun mermerli konaktan çıkarılıp Giritli Mustafa kapudan rakip olduğu Marniko sefinesine vaz ve tahmil ve der saadete tesbil olunan mühimmatın bir kıta defteri iş bu takriri çakeraneme mevzuan takdimi hakipayı devletleri takdimi hakipayı devletleri kılındığı muhatı ilmi alileri buyrulduk ol bapta ferman menlehül emr hazretlerinindir fi 13 B yani Recep sene 29 yani 1229 mühürde de Mehmet Husrev yazıyor. Kapıdan Paşa kullarının varit olan şukkasıdır. Zikrolunan mühimmatın defteri irsal olunduğunu beyan olmalı. Emr-i Ferman Hazreti Menlehül emrindir. İş bu. Evet, iş bu şukka ve defter Manzur-ı Hümayun'um olmuştur. Evet, Manzur-ı Hümayun'um olmuştur. Tabii arkadaşlar buradan padişah yazıldığını anlıyoruz arkadaşlar. Çünkü Hümayun ifadesi sadece padişahlara hastır. Onlar kullanabiliyor arkadaşlar. Yani burada metindeki sultanın ibaresinden arkadaşlar padişaha yazıldığını anlıyoruz. En son padişah da ne diyor arkadaşlar? İşte iş bu şukka ve defter Manzur-ı Hümayun'um olmuştur. Yani padişah kendisi bizatihi görmüştür. Yani dediğim gibi arkadaşlar sultan ibaresi sadrazamlara ya da ekseriyetle sadrazamlara yazılırdı ama burada direktmen arkadaşlar padişaha hitaben yazıldığını görüyoruz. Tabii bu da ayrı bir örnek oldu bizim için. Evet. YouTube'da Zafer Şık kanalımızda bir dersin daha sonuna geldik. Ben teşekkür ediyorum. Esselamu aleyküm.